Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bir yayında daha yine sizlerle birlikteyiz. İnşallah iyisinizdir. Dualarım hep sizinle. Sizlerin de duasını Murat kardeşiniz olarak bekliyorum. Bu videodan önceki videoda yorumlarınıza göre yayın yapmaya çalıştım. Selamını gönderemediğim veya atladığım, unuttuğum kişiler varsa hakkını bana helal etsin lütfen. Gerçekten çok yoğun istek ve talep var. Bazen atlayabilirim isimleri. Ama inanın hepiniz şuradasınız. Daha fazla yayın yapmak için haftada 2 ya da 3 tane video yapıyoruz. Ve en önemlisi de güncel videoları yayınlıyorum. Linkleri aşağıya bırakıyorum kıymetli dostlar, kıymetli canlar. Lütfen linkleri takip edin. Linklere tıkladığınız zaman zaten ilanları göreceksiniz. Bir de tanıtımları yaparken telefon numaralarını hep yayınlıyorum, söylüyorum. İkinci defa söyleyemiyoruz. Video uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Bu da insanları belki de sıkıyor olabilir. Kimsenin de aslında hakkını da yemek istemiyorum. Ne kadar çok paylaşım yaparsak o kadar fazla kişiye ulaşırız. Her zaman söylediğimiz gibi bu kanaldan bir kişiyi dahi mal sahibi yapsak ne mutlu hepimize. Hepimiz bunu başarmış oluruz. Zaten yola da ben öyle çıktım. Hep dikkat ederseniz yorumlarımda da yazıyorum. Birlikte çok güzel işleri başaracağız ama birlikte olacak bu. Kim arkadaşlarımız aşağıya yorumlara çok güzel şeyler yazıyor. Paylaştığım yerler, iller ve ilçeler hakkında değişik fikirlere sahipler ya da orada yaşamışlar. Yaşayan insanların orası hakkında bizlere bilgi vermesi çok önemli. Gerçekten çok önemli. Onlardan da aldığımız sağlıklı bilgilerle kendi bilgilerimizi birbirine harmanlayıp daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Daha doğrusunu bulacağız, daha iyisini bulacağız. Hem ucuzunu ve kelepirini ararken bir yandan da doğru işi yapmamız lazım. Mesela Ender abimiz var eski takipçilerimizden. O bize şöyle bir öneride bulunmuştu. Demişti ki Ender abi, Muratçığım işte ilk önce mesela gideceği yeri seçsin insanlar. Nereye gitmek istiyorsun? Muğla'ya. Nereye gitmek istiyorsun? İşte Çanakkale'ye. Nereye yerleşmek istiyorsun? Balıkesir'e. Gittiğin yeri önce bir seç, daha sonra oradan bir yer kirala ve en azından bir yılı orada yaz ve kış olarak geçir. Neden söyledi bunu? Yaz tatillerinde bir yere gidiyoruz. Atıyorum Çanakkale'ye gidiyoruz, Muğla'ya gidiyoruz, Bodrum'a gidiyoruz, Fethiye'ye gidiyoruz. Bir yerlere gidiyoruz hepimiz. Gittiğimiz yerler çok hoşumuza gidiyor. Fakat biz oralarda 15 gün kalıyoruz, 10 gün kalıyoruz, 1 hafta kalıyoruz. Hiç oranın kışını bilmiyoruz, yazını bilmiyoruz. Allah göstermesin, Allah kimsenin başına da vermesin ama hastalanmıyoruz. Orada bir sağlık ocağına gitmiyoruz belki ya da çocuğumuzu bir hastaneye götürmüyoruz. Götürenler var mıdır? Başına gelenler vardır. Ama bizlerin başına gelmediği için bilmiyoruz. Belki bu bir senelik kiralık olayı çok doğru olabilir. Böyle denemek isteyenler de vardır ama gideceği yerde hem yazı hem kışı geçirmiş olan insanlar ve bölgeyi iyi tanıyan insanlar varsa, akrabalarınız varsa, dostlarınız varsa onlardan bilgi alanlar için söylemiyorum tabii bunu. Ama bu hayali kurup da bu hayali gerçekleştirmeye peşinde koşanlar için söylüyorum. Biz kimseyi hayal kırıklığına uğratmadan doğruları ve her zaman doğruları bu kanalda söylemeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, şimdi sizler için hazırladığım bu videomuza geçelim. Kıssadan hisse yayınımızı da ilanlardan sonra yayınlayalım. Önce yayınlayıp insanları sıkmayalım. Belki bazı insanlar ilanlara bakmak isterler. Onlar ilanlara baksınlar. Tekrar beraber olmak isteyen, birlikte olmak isteyen canlar için kıssadan hisseyi de ilanlardan sonra inşallah hep birlikte seyredersiniz. Hadi şimdi sizler için hazırladığım ilanlarımızın videolarına geçelim. Kıymetli dostlar, ilk olarak müstakil evlerimizden başlıyoruz. 150 bin liraya buldum size, Kayseri Koca Sinan'da buldum. 150 bin liraya 200 metrekarelik. Kaplıca bölgesi, baraj manzaralı, bahçeli, müstakil ev Kayseri'de. Kayseri'ye de selam olsun. Şöyle fotoğraflarını büyütelim. Bu manzaralı yerimize hep birlikte bakalım. 150 bin lira fiyatı var. Bu evimizin
Kayseri'deki. Açıklamasını da bakalım ne yazmışlar. Bayram Hacı Mahallesi müstakil iki katlı baraj manzaralı, ister yatırımlık ister yazlık kullanımına uygun demişler. Burası için 150 bin lirada fiyat belirlemişler ve 0532 522 87 31 numaralı telefondan bu ilana ulaşabilirsiniz. İkinci ilanımıza geçelim. Tekirdağ'da, Kapaklı'da çok şirin bir ev var. 390 bin lira fiyatı var ama 210 metre kare arsa içinde ve müstakil. Burası müstakil arsa içinde. Bakın şimdi yanındaki evleri göreceksiniz ve bu güzel ağaç evi de göreceksiniz. Böyle arsanın içine burayı yapmışlar. Burası tiny house'lar ya da prefabrik evler gibi değil. Müstakil bir arsa, imarlı bir arsa olduğu için yanındaki şu 3 katlı evleri görüyorsunuz. Yani isterseniz böyle 3 katlı betonarme bir yapı da yapabilirsiniz üstüne ama bu değişik olmuş. Bu tarz ağaç ev sevenler için güzel bir şey olmuş. Güzel bir bahçe, çitlerle çevirmişler, bahçesini yapmışlar. Sobalı evimiz. Tekirdağ, Kapaklı, biliyorsunuz Çerkezköy, organize sanayi o tarafa doğru ve Kapaklı'ya doğru devam edip gitmekte. Artık Çerkezköy kalabalıklaştıktan sonra Kapaklı'ya doğru kaydı. Çok güzel değil mi ya? Harika. Bir şu yanındaki yapıya bakın, bir de bu yapıya bakın. Keşke bütün evler böyle olsa diyorum. Ama tabii işte malzeme pahalılığı maalesef insanları bu zevkten mahrum bırakıyor. 210 metrekare içerisinde yapılmış bu yapı. Açıklamasını okuyayım size. Kapaklı ilçesi Pınarca mahallemizde yerleşim yeri içerisinde yeni yapılan devlet hastanesine, kaymakamlık ve tapu müdürlüğüne, kamu alanlarına ve AVM'lere yürüme mesafesindedir. Ulaşım sorunu yoktur. Elektrik suyu yolu mevcuttur. Müstakil evimiz 210 metrekare imarlı ifrazlı arsa üzerine yapılmıştır. Üstüne basa basa söylüyorum bunu. Çünkü bu tiny house ve prefabrik satıcıları bazen üzerimize geliyorlar, biz bunları söylüyoruz diyor ama ne kadar gelirse gelsinler biz doğru yolda yönleneceğiz. Doğruyu bulacağız hep beraber. Araştırırken, ucuzunu ararken yanılmayacağız yani. Hem paramızı kaybetmeyelim değil mi elimizdeki avucumuzdakini. İmarlı olan arsa, ifrazlı olan arsa üzerine şimdi şu yapı yıksan bile başka bir yapıyı yapabilirsin. Tabii projesine uygun olarak. Pazarlık payımız vardır, alıcısına şimdiden hayırlı, bereketli olsun demişler. Şimdi ben bir emlakçı olarak burada size tecrübemi aktaracağım. Nasıl aktaracağım? Ne yazmışlar buraya? Tekirdağ, Kapaklı, Pınarca mahallesinde 390 bin liraya satıyorlar değil mi? Şu gördüğünüz şahane yapıyı. Şimdi aşağıdaki açıklamada ne yazmışlar? Pazarlık payımız var. Firmamıza ait olup komisyon alınmayacaktır. Şimdi bu firma bunu sizce kaça yaptırmıştır? Hadi benden size bir soru gelsin ve yorumların altına da bu yorum kısmına bekliyorum. Şu yapıyı kaç paraya yapmıştır buraya? Çok büyük bir şey değil gördüğünüz gibi. Değil mi? Görüyorsunuz. Ağaçtan yapmışlar. Kaça yapmışlardır bu yapıyı? Ve bu arsa kaç paradır? Bu yapıyı kaça yapmışlardır ve kaç para kar edecekler? İşte hep her programda ben size bunları söylemeye çalışıyorum. Hani bazen işte böyle yıkık dökük arsanın içinde evler oluyor ya. İşte kimileri diyor ki ya viraneleri diyor niye gösteriyorsun? İşte bu yüzden gösteriyorum. Tam da bu yüzden gösteriyorum, anladınız mı? İmarlı orada bir arsa içinde kargir ev var değil mi? Ev olmasa da olur, orada bir taş yığını da olsa olur. Siz onları temizleyip üzerine böyle bir şey de yapabilirsiniz ama yapabilirsiniz. Çünkü orada yazıyor ev, işli. Tabii onun daha büyüğünü yapamazsınız. Gidip bir proje çıkartacaksınız. Eyvallah. Ama benim söylemek istediğim, yani daha uygun fiyata mal etmeniz için söylüyorum bunu. Dilimde tüy bitti tabii söylerken. Bazı kafalar hala bunu anlamıyor. Hala yıkıktı, viraneydi falan da filan da. Ya olmaz. Olmaz. Yani bir şeyin doğrusu vardır. Şimdi radyoyu açıyorsun.
Yolda giderken radyoyu açıyorsunuz hepiniz arabada. Bir bakıyorsun 60 bin liraya arsa var, 70 bin liraya arsa var. Radyoda reklamlar var. Hepsi hisseli. İmarlı versin, imarlı. İmarlı versin. Bir arada Balcılar çıkmıştı. Balcıları jandarma aldı biliyorsunuz. Ben burada bu kanalda doğruları söylediğim için ben bunlar tarafından çok mağdur edildim kendime göre de. Yüce Allah'ın izniyle kimse mağdur edemez. Üzerimize geldiler. Hiç önemli değil. Ben burada size doğruları söylemekle mükellefim. Durum bu. Ha, Murat, ben kardeşim paramı vereyim. 90 bin lira fazla vereyim. 100 bin lira fazla vereyim de. Ben uğraşmayayım abi ya. Böyle bir yer alayım eyvallah. Bak ona sözüm yok. Adam yapmış ve satıyor. Bu kadar basit. İlhan Turan. 0541-711-5777 Tekirdağ Kapaklı Pınarcı Mahallesi'nde arkadaşlar 390 bin liraya satışı var. Baba Eski'ye geçelim. 325 bin lira Kırklareli Baba Eski Nadırlı Köyü'nde 325 bin liraya 450 metrekare evimize bakalım hep birlikte. 450 metrekare bahçenin içinde böyle bir ev yapmışlar. Hayvancılık yapmak isteyenler için ahır yapmışlar. Evin içi tamamen masrafsız. Bakın bu da onlardan bir tanesi. Yeni bir yapı. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir yapı. Bakın ahırlar da böyle yeni. Bak direkleri bile boyalı. Falan böyle üstü altı kapanmış. Bak evin içi yeni. Yeni yapılı. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu ilanı da size gösteriyorum. 325 bin liradan burayı satıyorlar. Fakat bu tip yerlere de ne diyorum size? Burada ne yazmış? Hiçbir şey yazmamış, tamam mı? Köy içinde konum çok güzel. Hayvan bakmak için yer var, depo var. Ama ev müstakildir. Bu evin tapusu vardır. Hiç öyle bir şeyden bahsedilmemiş. Hatta şimdi videosunu da izleteceğim size. Videosunda da bahsedilmemiş. Bunu ne yapacağız? İmar Müdürlüğü'nden gideceğiz, soracağız. Nadırlı köyünde 164 ada, 2 parsel, 450 metrekare yerimiz bulunmaktadır. Yerimizin elektrik, su, altyapısı mevcuttur. Köy içine 50 metre, okula 15 metre, Babeski merkezi 3 kilometre ve yeni tren garına 2 kilometre uzaklıktadır. Yerimizde 1+1 müstakil daire bulunmaktadır ve ayrıca 20 büyükbaş hayvan bakımı için yer mevcuttur. Şimdi müziği kesiyorum. Müzik kısmını kapatıyorum daha doğrusu YouTube'dan dolayı. 450 metrekare yerimiz demiş. Etrafında böyle bir yapılaşma var. Yeni hızlı tren garı demiş. Yer burası demişler. Etrafında yapılaşma var. Ben yok demiyorum ama İmar Müdürlüğü'nden de sormadan almayın diyorum abiciğim. 0532 175 1165 Fatih Çavaş. Bu ilana da buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçtim İzmir'e. İzmir'de böyle güzel bir yer buldum. Yeni ilan tarihli. Bakın 25 Ocak 2022. Yani benim videoyu hazırladığım tarih. Tabii ben ertesi gün atacağım. Hemen öyle kolay olmuyor. Bakın bu da böyle güzel bir şirin bir taş ev. Tabii virane. Şimdi burası İzmir Dikili'de. İzmir Dikili değerli bir yer. İzmir Dikili'de böyle bir yer var. Siz bunu sıfır taş böyle yaparak falan düşünün. Bu parayı verirler mi abi? Vermezler. 400 bin lira yer. Burasını o şekle, o hale soktuktan sonra burası 800 bin lira. Denize 17 kilometre uzakta, temiz orman havası olan köyün içinde 465 metrekarenin içinde ev yapacaksın. Yani adama yer vereceksin ve tertemiz bahçesi mahçesi yapılan, hani temin gösterdik ya o üçgen böyle yapılan ev gibi. Şahane olur. Ondan sonra da tabii 800 bin lira isteyeceksin. Cep numarası 0536 930 07 22 İsmail Yıldırım'dan bu ilan hakkında bilgi alabilirsiniz. Emlak ofisi değil burası. Mal sahibi satıyor bu ilanı. Şimdi bunu da geçtim. Sahibinden bulduğum Aydın Germencik Mursallı Mahallesi'nde
100 bin liraya bir yer var. Şunun da şöyle resimlerini göstereyim. Evin şöyle dış cephesinde şöyle bir çatlaklıklar var. Şurası bir çatlak. Şu kablo buradan geçen ama şurası bir çatlak var. Onu şu çatlaklar. Bunun tabii kolonlarına bakmak lazım. Kolonları görmek lazım. Ana tutucuyu görmek lazım. Duvar önemli değil arkadaşlar. Duvar çok önemli değil. Önemli olan taşıyıcı. Böyle bir ev 100 bin lira ve ne kadar 165 metrekare içerisinde küçük bahçe, iki limon ağacı var. Arsa fiyatına müstakil ev yıkılıp sıfır konut yapılabilir. Elektrik ve suyu açıktır. Köy merkezindedir demişler. Alıcısına hayırlı olsun demiş. Mehmet Emin Kotan satıyor. 0505 598 25 37. Bu numaradan kendisine ulaşın. Kendisinden bilgi alın. Yine Aydın'dayım, Germencik'teyim. 164 bin liraya yine sahibinden bulduğum şu köşe, bakın şu yolda şöyle fotoğrafını büyüteyim. Şöyle bakın, hem böyle geliyor yol, hem buradan hem buradan, tam böyle 3 yol ağzı 4 yol ağzı gibi bir yer. Burada da var mı yol bilmiyorum. 3 yol ağzı gibi gözüken bir yer. Burası da. Bahçesi güzel, çevrili bir bahçesi var. Büyükçe bir bahçe görebiliyorum. Böyle. 271 metrekare. Evet, güzel. Zaten benim hep tavsiye ettiğim, yani müstakil bir evin en minimum 250 ile 300 metrekare olması. Sahibinden satılık Aydın Germenci Kıdırbeyli Mahallesi'nde resmi tapulu müstakil kargir evimiz satılıktır. 271 metrekare, toplam arsa 60 metrekare. Kargir ev, tadilat gerekli demişler. Köyün girişinde olan yerimizin 3 cephesi vardır. Doğru. Önü açık, ferahtır. İçinde tadilat yapıldıktan sonra oturabileceğiniz ev, ekilecek bahçesi, garaj veya kömürlük kullanabileceğiniz yer ve ailenizle, dostlarınızla oturabileceğiniz demiş. Bunlar çok önemli. Germencik tren istasyonuna araba ile 5 dakika demiş. Yürüme ise 15 dakikada gidebiliyormuşsunuz tren istasyonuna. Köye 5 dakika yürüme mesafesinde bin market, kasap, berber, bunlar gibi şeyler var. Köy sakin olup Germencik tren istasyonuna oturabileceğiniz kafeler, lokantalar mevcut. Kuşadası'nda da 20 dakikaymış arkadaşlar burası. Emirhan Günhan satıyor. Mal sahibi, cep numarası 0535 450 3351 164 bin lira. Buraya da ulaşabilirsiniz. Hemen diğer ilanıma geçiyorum. İzmir'deki bu şirin eve geldim. İzmir Bayındır'da. Gerçekten çok şirin. Şurada bir tane de gitar asmışlar. Şurada Zeki Müren'in bir fotoğrafını koymuşlar. Allah rahmet eylesin. Şöyle bahçesi olan şirin bir yer. Ya böyle bir yer gerçekten güzel. Bak, Şirin, İzmir, Bayındır'da düşünenler için 265 bin lira fiyatı var. Kat mülkiyet tapusuymuş. Çok fazla bir şey yazmamışlar görmüş olduğunuz gibi. Açıklamalarda sadece reklamlar var. İzmir Bayındır Yakacık Mahallesi'ndeki bu yer 265 bin liraya satışta. Cep numarası 0552 250 0250. Bu ilanımızdan sonra şöyle bir güzel Şirin, Balıkesir, Edremit soranlar çok var. Balıkesir, Edremit'te böyle mavili beyazlı boyamışlar. Bu şirin yer. Hep beraber bakalım. Balıkesir, Edremit, Sobalı. Edremit isteyenler için. Evde hem Galatasaraylı hem Beşiktaşlılar var galiba. Çünkü koltuğun iki tanesinde anne baba herhalde Beşiktaş'ta, evlat mı Galatasaraylı bilemiyorum. Ama güzel bir görüntü olmuş işte. Ne kadar güzel yani. Önemli olan bir arada yaşayabilmek. Böyle bir mutfağa sahip. Vallahi ev oturulabilecek durumda arkadaşlar. Mavi şeker bir ev. Bahçesine salıncağını da kurmuşlar. Güzel de bir bahçesi var. Bakalım metrekare neymiş bunda? 197 metrekare içindeymiş. Edremit'in tarihi mahallelerinden Hekimzade Mahallesi'nde demiş. Ayrı ve geniş mutfak, geniş salon, geniş balkon, barbekü, kömürlük, ekstra depo, ısı cam, panjur, demir parmaklık, gömme dolap, 2WC, sakin muhit, müstakil bahçe, okul, pazar, market, cami vesaire çok yakın demişler. Biz de konumuna bir bakalım.
Şu soldan da eğitim, bilgisi, sağlık, alışveriş, yeşil alanlar, kültürel. O Edremit'in merkezinde ya. Edremit'in merkezinde şöyle. Bakın Akçay'a 8 kilometre, hadi 10 kilometre olsun. Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'na 5 kilometre. Vallahi güzel. Yani sahile 10 kilometre sonra sahildesiniz. Yürüyerek bile gider misiniz? Gidersiniz ya. Gidersiniz yani. Niye yazlık tatil? Süper yer. Vallahi güzel. Masrafı da yok. Masrafı da yok. Evet, burası emlakçıdan satılık. Bulut Gayrimenkul'den 0545 717 12 31 numaralı telefondan adaşım Murat Bulut'muş. Adaşım diyorum, tanıdığım falan değil. Adamın adı Murat Bulut. Onun için adaşım dedim. Bu ilana da ulaşabilirsiniz. Kıymetli dostlar. Manisa Kula'ya geçtim. Manisa'da Kula'da İbrahim Ağa Mahallesi'nde şöyle fotoğraflarını büyüterek size bulduğum yerimizi göstermek istiyorum. Şöyle bunun da bir ahırı var. Bahçesinde böyle bir fırını var. Şurası, şurası. Şurası güneş enerji sistemi de var sanırım. Bu ön tarafa doğru yaptıkları kömürlük gibi yerin önüne mi koymuşlar ya da garaj mı yapmışlar bilmiyorum ama şu çatı var ya, şu çatı, şu gördüğünüz yer, burası da bir veranda gibi olmuş. Eminim manzara oradan çok iyidir ama oradan bir resim alamamışlar. Kıymetli dostlar, 110 bin lira burası, 430 metrekare diyor. Videosu da var, onu da seyrettireceğim. Bilmiyorum nasıl çektiler de. Oturulabilir durumda. İbrahim Ağa Köyü Kula'ya 10 kilometre mesafede, yolları düzgün ve yaz kış 12 ay yaşanabilir. Temiz havası, sıcakkanlı insanlar ile sebze meyve dikilebilecek bahçesi mevcut olan ev. Yani 110 bin lira arkadaşlar. Değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Şöyle sesini kapattıktan sonra 18-19 saniyelik bir çekim yapmışlar. Kısa bir çekim yapmışlar. Ve o 18 saniyede de hala evi gösteremiyorlar. Nihayet şimdi geldik. Evet, ahırı burası. Ahırın hemen yan tarafında da şöyle şu görmüş olduğunuz yapıda evimiz. Videoda bitti bu arada. Yani hem kısa video hem de çekememeleri çok enteresan. Erhan Yılmaz satıyor. Cep numarası 0554-697-4270. Bu numaralı telefondan ulaşabilirsiniz kendinize. Manisa Kula'yı düşünen arkadaşlar. Şimdi bir tane daha Aydın gidiyorum yine. Aydın Nazilli Çapağsan'da 320 bin liralık. Şu görmüş olduğunuz müstakil ev hem merkezde hem de öyle çok büyük masrafı olmayan bir yer. Deposu, bahçesi, şöyle bir demir kapısı var. Araçla giriş yapabileceğiniz, garaj gibi kullanabileceğiniz. 320 bin lira arkadaşlar. 367 metrekare avlulu demişler işte. Bu eve ait, bu sol tarafta gördüğünüz yerde. Bunun da bir videosu var ama videosunu böyle yan çekmişler. Hiç becerememişler. Onun için onu açmayacağım. Anlamazsınız hiçbir şey. 0532 233 83 68 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz. Bursa'ya selam olsun. Bursa'dan soran dostlarımıza selam olsun. Pembişev Bursa'da. Buna da bakalım. Bursa'dan soran dostlarımız, müstakil soran dostlarımız. Bu arada şuradaki bahçe, şu yandaki şu demir kapılı bahçe bu eve ait arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani şurası çok büyük bir bahçeye sahip değil. Bu bahçe o eve ait. Yani şurası görmüş olduğunuz yer. Burası 365 bin liradan satışta, 131 metrekare. Ne demiş? 131 metrekare arsanın içinde bahçeli olan ev. Ama bahçe dediği yer orası yani. Göstermiş olduğum yer. 0541 379 60 25'ten bu ilanı da Bursa'da isteyen dostlarımız ulaşabilir. Müstakil evlere devam ediyorum. Söke, Aydın Söke'ye gidiyorum yine. Aydın bayağı çok yaptık. Yine yapalım. Fotoğrafı büyütelim.
Ha, bu bulduğum evin size bir başka özelliği de var. Bakın şimdi bu arkadan girişti. Şu beyaz kapı. Şu arkadaşlar. Yani burası dükkan. Ön tarafı dükkan. Bunu beraber satıyorlar. Birlikte satıyorlar. Hem ön tarafta ticaret yapabilirsiniz bunda. Çünkü çok işlek bir caddenin üzerinde burası. Hem de arkada oturabilirsiniz bu avlulu bahçede. Gördünüz mü? Tadilat, tamirat istiyor. Bakın, ya şurası giriş ya. Bak şu mavi kapı diğeriydi. Diğer kapıydı. Ama şu dükkanın kapısı. Yani şuradan girdikten sonra evde şurası. Burası dükkan. Yani burada bir ticaret yapabilirsiniz. Bakın avlusu burası. Ticaret yapmaya müsait bir cadde üzerinde bir yer. Tabii bu şeyi düşünenler için, Aydın Söke'de yaşamayı düşünenler için iyi bir fırsat olabilir. Bunu özellikle aldım. Söke İzmir Karayolu'na sıfır konumda yazacakmış ama konuda yazmış. Sazlı Mahallesi içerisinde bulunan, konum olarak çok avantajlı, hem yatırımlık hem kullanımlık. Yola sıfır iş yeri, arka kısmında da müstakil eviyle tek taşla iki kuş demiş. Evet doğru, tek taşla iki kuş. Dükkan kullanılır durumda ama evin masrafa ihtiyacı var. Fiyat ona göre düşmüştür demişler. Belki biraz daha pazarlık yaparlar. Dediğim gibi Aydın Söke'yi düşünenler için güzel olabilir yani. Faydalı olabilir. Hem adam orada işini kurar. Kuşadası 20 kilometre. Yani direkt aşağıya sahile inerseniz 17 kilometre, 16 kilometre sonra sahile de ulaşma imkanınız var. Denize ulaşma imkanınız var. Düşünülebilecek yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani 152 bin liraya hem dükkan hem de ev almış oluyorsunuz. 152.500 liraya. Hem dükkan hem ev. Aydın Söke düşünenler gerçekten burayı kaçırmasın. İmar Müdürlüğü'ne de gitsin sorsun. Evin yapı kayıt belgesini falan her şeyini sorsunlar. Burada krediye uygunluğuna evet, tapu durumuna kat mülkiyetli yazmışlar ama yine de sorsunlar. Bence fırsat olabilir. Oraya göçecek olan insanlar için yani orada yaşayacak olan insanlar için. 0507 535 84 42 Tunç Çelik. Bu ilanı bugün vermişler. Yani 25 Ocak tarihli benim videoyu yaptığım tarihli bir ilan. Buna da ulaşabilirsiniz. Şimdi diğerine geçelim. Edirne Keşan'a gidelim. Edirne Keşan'da metrekare olarak 2071 metrekare içerisinde şöyle bir ev var arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz ağaçların olduğu yerler bu eve ait. Bu başka bir ev. Bu sol taraftaki de bahsettiğim ev. Bakın şuralar hep bu eve ait şu alan, ağaçlar. Güzel bir metrekare. Edirne düşünenler için bunu buldum. Ve bu da 25 Ocak tarihli. Yani bugün tarihli. Genelde güncel ilanları vermeye çalışıyorum ki elinizi çabuk tutun diye. 190 bin lira. Edirne Keşan Maltepe köyünde 2071 metrekare imarlı ifrazlı arsanın içerisinde 80 metre köy evimiz taş ev olup ister yıkıp yenisini yaparsınız, isterseniz tadilat yaparsınız demişler. Evimiz Erikli sahiline 45 dakika. Keşan merkeze 10 dakika mesafededir. Hem deniz hem doğal yaşamda yerinizi alın demişler. Vallahi yer güzel, metrekare de güzel. Değerlendirilebilir. 0544 401 97 97 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Uğur Gence 190 bin liralık bu yer için. Ben burayı da beğendim açıkçası. Arsalara geçiyorum arkadaşlar. Arsalarda sizler için bulduğum Didim'de, Aydın Didim'de 316 bin liraya villa imarlı bir arsamız var. 300 metrekarelik villa imarlı bir arsa. Resimlerini büyüteyim. Pek bir şey anlayacağınızı arsa resimlerinden sanmıyorum ama yine de dostlar alışverişte görsün. Açalım, bakın şöyle muhteşem bir manzaraya sahip bir arsa. Burası. Arsalarda her zaman söylediğim gibi konut imarlı ve villa imarlı arsaların dışında ben yer göstermiyorum. O balcılar, malcılar gibi, bilmem neler gibi, işte televizyonlarda çıkan, radyolarda çıkan insanlar gibi
Yok efendim işte 60 bin liraya arsalar da bilmem 70 bin liraya arsalar var. Bir ara televizyonlarda çıktılar bunlar, bal satıyorlardı. Yanında bir de arsa vereceklerdi neredeyse bedava. O yerlerin hepsi hisseli biliyorsunuz. Jandarma hepsini topladı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Başka bunları bir tanesini topluyorsun, başkaları türüyor. Bunu bilemeyeceğim artık onlarla. Ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bak fazla para ver bunu al. Arsa al ama. Konut imarlarsa. Onu bile alırken git sorgula. İmarlı krediye uygun demiş 300 metrekare. Şimdi Kuş Cenneti Bafa Gölü'ne 2 kilometre, Bodrum Havaalanı'na 60 kilometre, Akbük Merkezi'ne 10 kilometre, Didim Merkezi 15 kilometre mesafede villa imarlı bir arsa burası. 316 bin lira demişler. Nezih Yerlikaya 0532 344 59 89 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. İkinci arsam Çanakkale'de. Çanakkale Çan Zeybek Çayır Köyü'nde 97.500 liraya termal otele yakınmış burası. 350 metrekarelik konut imarlı bir arsa. Yani ne yazmışlar? Tarlam Çanakkale Çan Zeybek Çayır beldesinde Kaz Dağı eteklerinde doğa içindedir. Parsel numarası içerisine 140 metrekare, 280 metrekare iki katlık İşte yer yapılabilir demiş. Oksijeni bol bir köy demiş. Ne demiş? Çanakkale Köprüsü'ne 58 kilometre. Çanakkale'ye 58 kilometre. Çan Merkezi 16,5. Kaz Dağı Termal Resort Spa Otel'e de 5,5 kilometre. Otelin de bedavaya reklamını yaptık bu arada. Köy yerleşim alanındadır. Elektrik, su, telefon, internet, yol, altyapısı varmış. Kelepir fiyatlanmıştır. Asla takas teklif etmeyin. İlk kaporalayan alır demiş. Hayırlı olsun. Bu mal sahibinden bulduğum bir arsa size. Deniz Bilgin satıyor. 0555 178 0910 97.500 lira bunun fiyatı. Şimdi nereye geçiyorum? Milas'a geçiyorum. Milas'ta size bulduğum metrekaresi harika olan bir yer. Bunun da resimlerine bakalım. Bakın şu görmüş olduğunuz yer şöyle şu taşlarla çevrili alan tabak gibi bir arsa. Yani düz zeminde olması her zaman avantaj. Çünkü iş makinesinin fazla çalıştıramayacağınızı düşünün. Oradan da büyük bir avantaj olur bu. İmar durumu konut imarlı yazmışlar. Şimdi açıklamasına bakalım. Emlakçı sırf reklamını yapmış. Şurada Milas Alaçam'da 1400 metrekare mükemmel konumda acil satılık arsa demişler. İzmir Bodrum yoluna 20 kilometre, denize 20, Milas'a 20, havalimanına 20, Bodrum'a 45 kilometre mesafesi varmış. Burasının kıymetli dostlar 1400 metrekare çok iyi bir metrekare. Muğla Milas Alaçam mahallesinde 310 bin lira. Bunun da bir konumuna bakalım. Nerelere yakın, nerelere uzak? Alaçam görmüş olduğunuz gibi şöyle Güvercinli'ye 16 kilometre mesafede yani denize 16-17 kilometre mesafede ulaşabilirsiniz. Hem Güvercinli'ye hem de Bozalan tarafına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir konuma sahip ve eğitim olarak da Alaçam neresi varmış? 5 kilometre, okula 4 kilometre. Camiye 200 metre. Tane cami var. Burada ne var? Ha, okulun bir tanesi 3 kilometre, bir tanesi de 4 kilometre mesafede. Sağlık ocağına da, sağlık evine de 3 kilometre mesafede arkadaşlar. Fiyat 310 bin lira. Değerlendirilebilir mi? Edilebilir. Cep numarası 0532 219 22 38. Bu ilana ulaşabilirsiniz. Bir diğer ilanımız da yine bu aynı emlakçının ilanı. Milas Karşıyaka'da bu da yine Muğla'da 1000 metrekare bu da evin yapılacağı arsanın metrekaresi. Bu biraz böyle engebeli eğimli içinde bol ağaçları olan ama daha çok fazla yeşillik açısından daha fazla yeşilliğe sahip, ağaçlık bölgeye sahip ama tabii evi yapacağınız bir düz alan orada da bulmanız lazım. İşte biraz önceki dediğim
İş makinesinin daha fazla çalışma olayı. 1000 metrekare bu da konut imarlı. Yine satıcısı aynı arkadaşlar. Muğla Milas Karşıyaka Mahallesi'nde 250 bin lira istiyorlar buna da ve bunlarda da takas var. Krediye uygunluğa evet yazmışlar. 0532 287 4596 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz. Ve son olarak sizlere şunu aldım. Bilecik Yenipazar yani İstanbul'a 3 saat mesafede ama metrekare olarak 4281 metrekarelik bir yer burası. İnşallah sahibine hayırlı olur. Bu da yine 25 Ocaklı ilanlarımızdan bir tanesi. Şurası Devlet Su İşleri'nin kuyusuymuş sanırım. O ev buraya ait değil. O onu çekmiş. Bakın buraya ev de yapılabiliyor. Yakınlarında ev var diye çekmiş. Şu alan bakın. Şurası yani. Sağ taraf. O ev karşı tarafta. Yakında yerleşim bölgesi var. Onun için işte o evi de göstermiş. Biraz bu taraflarda da vardı. Onları çekmemiş herhalde arkadaş. Şimdi bakacağız. Yola cepheli, güzel 4281 metrekare tapu sahibinden satılıktır. Tapu tek imza, tapu üzerine ipotek icra yok demiş. Şehir merkezine sadece 2 kilometre. Baraj sulama vanası arazinin tam önünde demiş. Otem'in biraz önce gösterdiğim işte vana. Kullanıma hazır. Elektrik hattı önünden geçiyor. Belediye hizmet alanı içerisinde. Tarla imarı vardır. Konut yapılabilir. Çiftlik imarı vardır. Hayvancılık projelerine uygundur demiş. İstanbul'a 3 saat yakınlıkta Bilecik Yenipazar ilçe merkezinde demiş. Yeni sahibine hayırlı bereketli olsun. İhtiyaç sebebiyle satılık arazinin konum ve tapu bilgileri doğrudur demiş konumlar. Güzel bir yer. 195 bin lira ve bu kişi mal sahibi. Mal sahibi koymuş ilanı. Şöyle şeye de bakalım. Ulaşımına da bakalım. Bursa'ya 123 kilometre. Bilecik'e Eskişehir'e 43 kilometre, Bilecik'e de 49 kilometre mesafesi olan güzel bir yer. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Selami Bey 0531 265 89 13 numaralı telefondan Selami Bey'e ulaşabilirsiniz. Bunun videosu da var. Bir de videosunu seyrettireyim size. Ondan sonra yayınımızı bitirelim. Bakın o hemen yan tarafında kalıyor. Arazi hemen bu tarafta. Böyle araziyi gösteriyor şu anda. Güzel düz bir zemin. Fazla uğraşmayacağınız bir zemin. 4200 metrekare de iyi metrekare olarak geldiği için sizlere sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ve yeni tarihli ilanlar bunlar dediğim gibi. Ben videoyu bir gün sonrasında atacağım. Yani bu ilanlar dün atılmış gibi olacak ben videosunu hazırladığım zaman. Ona göre bakar değerlendirirsiniz kıymetli dostlar. Bu haftalık elimizden gelenler yeni ve uygun, ucuz bulduğumuz yerler bunlar. Bakalım haftaya neler bulacağız? Huzurlarınıza neleri çıkartacağız? 0531 265 89 13 yine söylüyorum Selami Bey'den bu son arsamıza Bilecik Yenipazar'daki arsamıza ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Padişah ve Hızır. Evet, geçmiş zamanda bir padişah bir gün yatağından kalkar ve Hızır'ı görmek istediğini vezirlerine, ailesine, etrafındakilere, herkese söyler. Ben Hızır'ı görmek istiyorum, ben Hızır'ı görmek istiyorum, ben Hızır'ı görmek istiyorum. Herkesi seferber eder. Veziller şaşırır, etrafındakiler şaşırır. Allah Allah, biz Hızır'ı nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz derlerken ülkenin dört bir yanına tellallar çıkartırlar. Tellallar davullarla başlarlar. Hızır'ı görmek isteyen padişahlarının isteğini halklarına iletmeye, duyurmaya çalışırlar. Davulları vururlar, vururlar, vururlar ve bağırırlar. Padişahımız Hızır'ı görmek istiyor. Padişahımıza Hızır'ı getirecek olana işte 1000 altın ya da ağırlınca altın diyorlar. Sokak sokak dolaşıyorlar, il il dolaşıyorlar, ilçe ilçe dolaşıyorlar.
Sonunda köylerden bir tanesinde bir gün bir adam bu tellallardan bir tanesini duyunca, fakir de bir adam, adam şöyle diyor: Hızır benim arkadaşım, ben Hızır'ı padişaha getiririm. Tellal bir sevinç içerisinde, nasıl getirirsin, nasıl arkadaşın senin Hızır deyince, adam tellala döner şöyle der: Bana 40 gün müsaade edin, 40 gün sonra padişahın huzuruna Hızır'ı getireceğim. Tellal şaşırır. Nasıl getireceksin? 40 gün bana müsaade edin ama bu 40 gün içerisinde de sarayda pişen yemeklerin aynısını bizim eve de göndersin padişah der. Tellal o telaşla, o sevinçle yola çıkar. Saraya gider ve sarayda vezirlere söyler. Artık vezir ona söylüyor, öbürü baş vezire söylüyor. Biliyorsunuz ya, bürokrasi, bizdeki bürokrasi hiç bitmez. Vezirler de padişaha söylüyorlar. Padişah bir sevinç, bir mutluluk içerisinde ailesine de haber veriyor, herkese haber veriyor. Artık diyor tamam, Hızır'ı 40 gün sonra Hızır'a kavuşacağız, Hızır'ı bulmuşlar. Hemen yemekler gidiyor tabii. 40 gün bu böyle devam ediyor. Bu arada da bizimkisi evine geri gelir. Evine geldiği gün işte hanımı onu düşünceli görür. Bey hayırdır böyle bir düşüncelisin, vallahi der. Ben böyle böyle bir şey yaptım. Padişah Hızır'ı görmek istiyormuş. Bütün ülkeye tellalları yaymış. Ben de tellalın bir tanesine şöyle söyledim. Hızır benim arkadaşım ama 40 gün sonra onu getirebilirim. Neden 40 gün demiş? 40 gün boyunca hiç olmazsa şu yavrular, sen, ben, karnımız doyar. O saraydakiler bilmezler ki insanlar açlar mı, toklar mı. Böyle söyleyince tabii üzülür eşi de. Üzülür ama yapacak da belki de pek de fazla insanların bir şeyi yoktur. Yüce Allah'ım kimseyi bu durumlara düşürmesin. Kimseyi ekmeğe, suya muhtaç etmesin. Aradan 40 gün geçer. 40 gün sonra kapı çalar. Sert bir şekilde çalar. Sayılı gün çabuk geçer. Aradan 40 gün geçtikten sonra saraydan tak 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 kapı çalar. Saraydan gelmişlerdir adamın evine. Kapıda iki tane at vardır. Bir tanesi Hızır Aleyhisselam için, bir tanesi de bizim gariban için. Tabii gariban der ki, öbür atı getirmenize gerek yok. Siz beni padişaha götürün, ben orada kendisine açıklamayı yapacağım. Sarayda herkes toplanmıştır. Padişah tahtında oturur, vezirler yanında dizilmiştir ve bizimkisi gelir. Padişah Hızır Aleyhisselam nerede der. Bizimkisi de vallahi padişahım der. Böyleyken böyle oldu. Benim karnım açtı. Evde çoluk çocuğum aç. Sefillik içinde yaşıyoruz. Bir işte bulamadım aylardır. Böyle bir yalanı size söylemeye mecbur kaldım. Önce Allah, sonra da siz beni affedin der. Padişah hiddetlenir, sinirlenir. Nasıl ya? Padişah kandırılır mı? Padişaha böyle yapılır mı diye. Padişah kandırılır mı der, vezirine döner. Baş vezirine döner sorar bunu. Sen söyle der. Bu padişahı kandıran kişiye biz ne yapalım? Birinci vezir döner, sakalını bir okşar. Padişahım der, biz bunun etlerini lime lime keselim. Ondan sonra iplerle bağlayıp ülkenin dört bir yanına parçalarını ayıralım. İnsanlar baksınlar, bu adam bak padişahı kandırmış, ibret olsun. Bu parçaları da şehrin dört bir tarafına asmışlar. Bir daha kimse padişahı kandırmasın diye kulaklarına küpe olsun demiş. Bu lafı söyledikten sonra erkanın hemen arka tarafında bulunan ama oralarda hiç daha önce yüzü görülmeyen birisi, böyle genç, iri yapılı, baba yiğit birisi erkanın hemen arka tarafından ön tarafa doğru gelmiş. Bir bizim garibana bakmış, bir padişaha bakmış, bir de dönmüş vezire bakmış ve şöyle demiş: Aslı aslına, nesli nesline, hu. Allah Allah. Kimse bir anlam verememiş. Duymuşlar aslında ama o arada padişah zaten hiddetli, çok da olaya takılmadan padişah ikinci vezire dönmüş ve ona şöyle demiş: Söyle bakalım, padişaha yalan söyleyen, padişahı kandıran bu adama ne yapalım? İkinci vezir, padişahım, bu adamı lime lime kestikten sonra etlerini dibekle dövelim,
ezelim, küçük parçalara ayıralım ve kuşlara yem edelim demiş. O biraz önceki baba yiğit yine bir adım daha öne atmış, bir bizim garibana bakmış, bir padişaha bakmış, bir de ikinci vezire bakmış. Aslı aslına, nesli nesline, huu! Allah Allah! Padişahın da bu sefer dikkatini çekmiş ama yine pek oralı olmamış. Çünkü üçüncü vezirine de soracak. Üçüncü vezirine dönmüş ve ona sormuş. Son olarak sen söyle bakalım. Padişaha yalan söyleyen bu adama ne yapalım? Üçüncü vezir padişaha şöyle söylemiş. Hünkârım, kabahat çok büyük. Bir padişahı kandırmak çok büyük bir suç. Ama onu affetmekte ancak bir padişaha yakışır. Gelin siz bu garibanı affedin. Baksanıza, onun aslında düştüğü bu durum bizden kaynaklı bir durum. Demek ki biz halkın arasına karışamamışız. Halkın içine girememişiz. Halkın ne durumda olduğunu bilememişiz ki bu adamcağız koskoca bir padişaha bu yalanı söyleyebilmiş. Gelin bu insana affedin, büyüklüğünüzü bütün ülke görsün demiş. Bizim baba yiğit o zaman arkadan öne doğru iyice gelmiş, öne çıkmış, yine bir padişaha bakmış, bir adama bakmış ve bir de şöyle vezire dönmüş, muhabbetle ona da bakmış ve aslı aslına, nesli nesline huu demiş. Padişah iyice dikkatini çeken ve tam karşısında duran bu baba yiğite sormuş. Ya sen kimsin? Bunu buraya kim soktu? Devlet erkanına nasıl girebildi? Üç tür dikkatimi çekiyor. Aslı aslına, nesli nesline hu diyorsun. Neden bunu diyorsun? Ve sen kimsin? Neden buraya geldin? Ve Hızır Aleyhisselam şöyle demiş. Tabii padişah bilmiyor hala Hızır Aleyhisselam olduğunu. Benim kim olduğumu öğrenmeden önce vezirlerinin kim olduğunu öğrenmek ister misin demiş padişah. Padişah iyice şaşırmış. Söyle bakalım benim vezirlerim kimmiş der. Birinci veziriniz bir kasabın oğludur der. Ancak asmayı, kesmeyi, biçmeyi bilir. İkinci veziriniz bir ahçının oğlu. Onun da zaten babasının da işi gücü hep etleri dövmek, işte küçük küçük parçalara ayırmak ve birilerine yem etmekti. Üçüncü vezir de bir vezirin oğludur ve bir vezirdir. Çünkü sultana affetmeyi söyledi. Herkes onu parça parça yapıp öldürmeyi teklif ederken. Bana gelince de sultanım, ben de bütün şehirde aradığınız Hızır'ım. Yüce Allah'ım beni bu gariban için buraya yolladı ve ben de sizin karşınıza çıktım. Hızır'dan nasihat almak murattır demiş padişaha. Bak ben size bir nasihat vereyim demiş padişah. Padişah hayretler içinde. Hızır Aleyhisselam karşısında padişah hayretler içinde. Herkes şaşkın. Bak demiş bu birinci vezirini saraya kasap yap. Etleri kessin, etleri bitsin. Devlet işlerinden anlamaz. İkinci vezirini de saraya ahçı yap. O da onun kestiği etleri getirsin, tencereye koysun, dibekte dövsün, pişirsin. Üçüncü vezirinizi de kendinize baş vezir yapın. Aslı aslına, nesli nesline huu demiş ve Hızır Aleyhisselam kaybolmuş. Kıssa bu. Kıssadan hisse alana. Yüce Allah'ım bu milletin başına iş bilen yöneticiler nasip etsin. Her zaman duamız bu yönde. Onları nasip etsin ki bizler daha fazla ilerleyelim, daha fazla refah düzeyine ulaşalım. Bunların partisi önemli değil. Sakın siyaset olaylarına bu anlattığımı çekmeyin. Gerçekten çok önemli değil. O partiden olmuş, bu partiden olmuş ne önemi var ki? Onlar hangi partiden olursa olsun hepimizin başındalar. Ve hepimiz de bu ülkede yaşıyoruz. Onun için biz her zaman iyisini dileyelim Yüce Allah'ımızdan. Kıssamızdan da hisse alan varsa ne mutlu ona. Kıymetli dostlar, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Umarım programımızı beğenmişsinizdir. Her zaman söylediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla paylaşırsanız eğer daha fazla insana ulaşırız. 2 ya da 3 gün sonra yeni videoda buluşmak üzere. Yüce Allah'ıma emanet olun. Şu korona günlerinde özellikle sağlıkla kalın, sağlıklı kalın. Niye? Sevdikleriniz için. Hoşça kalın.